Bulacak inşallah. Evet, hazır mıyız? Başlayalım. Hadi Bismillah diyoruz. İlk konumuz arkadaşlar, Türk adının anlamı nedir? Onun üzerinde duralım. Evet değerli arkadaşlarım, Türk adı ile ilgili çeşitli Türk adının anlamı ile ilgili çeşitli görüşler var. Çünkü biz Türklerle ilgili ilk kaynakları arkadaşlar Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Türk adıyla ilgili de ilk olarak kim kelime kullanmış? Çinliler kullanmış. Çinliler Türk adı için ne demiş arkadaşlar? Tukue, Miğfer demişler. Miğfer. Yani Türk adının anlamı olarak neyi söylemişler? Miğfer anlamında kullanmışlar arkadaşlar. Sonra Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk isimli eserinde olgunluk çağı olarak görüyoruz. Uygur metinlere de Medine'de de Türk adı ile ilgili çeşitli kelimeler geçiyor. Uygur metinlerinde ise güçlü, kuvvetli anlamında kullanılıyor. İslam kaynaklarına geliyoruz. Arap kaynaklarında tereke kelimesinden türetilmiş, yani terk edilmiş veya nehir kıyısında oturan adam şeklinde bir ifade geçiyor arkadaşlar. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları isimli eserinde Türk adı için töreli, nizam sahibi ifadesini kullanmıştır. Ünlü Türkolog Wendberg ise arkadaşlar türemek sözcüğünden Türk kelimesinin ortaya çıktığını savunmuştur. Dorfer ise o da devlete bağlı halk, devlete bağlı halk anlamında Türk adı için konuşmuştur arkadaşlar. İran kaynaklarında ise güzel insan olarak geçiyor. Şimdi peki hocam, bu kadar çok Türk adı ile ilgili görüş var, bu kadar çok görüş olan bir yerde sizce hangisi kabul görüyordur? Bunlardan hangisi kabul görüyor sizce? Hemen soralım. Yayına katılan değerli hocalarımıza, değerli arkadaşlarımıza, sizce bunlardan hangisi kabul edilen görüştür? Çin kaynaklarındaki Miğfer mi? Kaşgarlı Mahmud'un olgunluk çağı mı? Uygur kaynaklarındaki güçlü, kuvvetli mi? İslam kaynaklarında terk edilmiş mi? Ziya Gökalp'e göre olan töreli nizam sahibi mi? Wenberg'e göre türemek, çoğalmak mı? Dorfer'a göre devlete bağlı halk mı? Yoksa İran kaynaklarında geçen güzel insan mı? Evet. Esra Hanım, hoş geldiniz sizler de. Evet. Şu an geçerli olan, günümüzde kabul edilen görüş nedir arkadaşlar? Uygur kaynaklarındaki güçlü, kuvvetli ifadesidir. Yani şu an kabul edilen görüş bu. Peki KPSS sınavında Türk adı ile ilgili soru çıktı mı? Şimdi bizim meselemiz bu. KPSS sınavında soruldu mu, sorulmadı mı? Arkadaşlar şu ana kadar hiç sorulmadı. Yani KPSS sınavında Türk adı ile ilgili, Türk adının anlamı ile ilgili soru hiç gelmedi. Peki gelmez mi? Yani gelmeme ihtimali yine var mı? Var ama hani artık ÖSYM bilinmedik yerlerden soru sormayı çok seviyor. EKS sınavında gördük biliyorsunuz. Enver Paşa sorusu herkesi şoka uğrattı. Yani Enver Paşa ile ilgili soru kimse beklemiyordu. Ama soru geldi. Belki bu sene Türk adının anlamı ile ilgili soru gelebilir. Evet, ilk konu başlığımızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçiyoruz ikinci konumuza. Şimdi coğrafi terim olarak Türk adı ilk defa hangi kaynakta kullanılmıştır? Coğrafi terim olarak arkadaşlar biliyorsunuz Türklerin bulunduğu, hakim olduğu sahalar zaman içerisinde değişiklik göstermiş. İşte milattan sonra 6. yüzyılda, 6. yüzyıl, yani Roma rakamlarıyla yazalım. 6. yüzyılda arkadaşlar coğrafi olarak ilk defa Bizans kaynaklarında geçiyor. Neresi için kullanılmış Türkiye tabiri? Yani Türklerin yaşadığı bölge, Türklerin ana yurdu şeklinde arkadaşlar Orta Asya için kullanılmış. Orta Asya için ilk defa kullanılmış coğrafi terim olarak kullanılmış arkadaşlar. Evet, ikinci olarak 12. yüzyılda, 12. yüzyılda yani Roma rakamları da yazalım. 12. yüzyılda yine Avrupa kaynaklarında geçiyor Türkiye tabiri. Bu defa ne için kullanıyorlar? Anadolu için kullanıyorlar. Yani Anadolu'ya Türklerin yerleşmesinden ötürü Anadolu için Türkiye tabiri kullanılıyor. Kaçıncı yüzyılda? 12. yüzyılda.
Çok güzel. Bunu da öğrendik. Önemli bir bilgi. Bunu da görmüş olduk. Evet, ilerliyoruz. Şimdi gelelim Türklerin ilk ana yurdu. İlk ana yurdumuz neresi? Hemen bir harita üzerinde görelim. Türklerin ilk ana yurdu neresidir diye bakacak olursak. Arkadaşlar, Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya. Şurada Ural, Altay dağları dediğimiz bir bölge var. Ural, Altay dağlarının arasında Türkler ilk defa ortaya çıkmışlar. Kuzeyinde Sibirya. Hemen renkli kalemimizi aldık. Kuzeyinde Sibirya. Güneyinde Himalayalar, Hindi Kuş Karanlık Dağları, yani Hindistan var. Doğusunda Kingan Dağları ve Çin yer alıyor. Batısında Hazar Denizi ve Aral Gölü yer alıyor. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, bu bölge yer şekilleri bakımından nasıl bir bölgedir? Oldukça dağlı bir bölge, engebeli bir bölge. Engebeli olduğu için, etrafı dağlarla çevrili olduğu için deniz etkisi iç kesimlere ne yapılamıyor? Sokulamıyor. Deniz etkisi iç kesimlere sokulamadığı için buralarda hakim olan iklim türü ne olacaktır? Karasal iklim olacaktır. Karasal iklim. Peki karasal iklimin bitki örtüsü nedir arkadaşlar? Hemen soralım. Evet, karasal iklimin bitki örtüsü nedir? Hemen cevapları bekleyelim sizlerden. Cevaplar geliyor. Karasal iklimin bitki örtüsü. Hemen soralım. Maki mi? Bozkır mı? Step mi? Evet, ne olacak karasal iklim bitki örtüsü? Bozkırdır. Peki yine bir soru soralım. Şimdi Türkler burada karasal iklimde yaşıyorlar. Bozkır bitki örtüsü. Peki burada hakim olan ekonomik faaliyet ne olacaktır? Tarım mı olacaktır, hayvancılık mı olacaktır? Evet, hangisi olur sizce? Türkler hayvancılıkla mı uğraşacaklar yoksa tarımla mı uğraşacaklar değerli hocalarım? Çok güzel cevaplar geliyor. Tarımla mı uğraşacaklar, hayvancılıkla mı uğraşacaklar? Yer şekilleri engebeli, iklim sert, hava koşulları çok kötü, soğuk. Ne yapacaklar bu insanlar? Tarım mı yapacaklar arkadaşlar? Tarım yapamayacaklar, değil mi? Tarım yok, fazla yok yani, sınırlı. Dolayısıyla başlıca ekonomik faaliyet ne olacak? Hayvancılık olacak. Buraya hayvancılık yazmış ama düzelteyim, hayvancılık olacak. Şimdi hayvancılıkla uğraşıyoruz. Demek ki bizim hayvancılıkla uğraşmamızın sebebi nedir? Nedir? Tarım alanlarının sınırlı olması, iklimin elverişli olmaması. Şimdi hayvancılık nasıl yapacağız? Peki modern yöntemlerle mi yapacağız? Günümüzdeki gibi besi ağır hayvancılığı mı yapacağız? Yoksa saldım çayıra, mevlam payıra, otlak mera hayvancılığı mı yapacağız sizce arkadaşlar? Tekrar şöyle bir ok işareti çıkaralım. Besi ahır hayvancılığı mı yoksa otlak mera hayvancılığı mı yapacağız? Evet, ne diyorsunuz? Tabii ki otlak mera hayvancılığı yapacağız. Yaz aylarında hayvanlarımızı alacağız. Gür otlar nerede var? Yaylalarda var, yüksek yerlerde var. Yaz aylarında oralara çıkaracağız hayvanlarımızı. Hayvanlarımız bu güzel burada otlayacaklar. Sonra kışı geçirmek için ne yapacağız? Aşağı kesimlere ineceğiz. Yani sıcaklık biliyorsunuz her 200 metrede bir, 1 derece yukarılara çıktıkça azalıyor. Aşağılara indikçe 1 derece artıyor. Yaz aylarında biz yukarılara niye çıkıyoruz? İklim çünkü elverişli. İklim elverişli. İklim sıcaktan bunaltmıyor insanı. Dolayısıyla yüksek yerlere çıkıyoruz. Yaylalara çıkıyoruz. Kış aylarında ne yapıyoruz? İşte hayvanlarımızı besledikten sonra elde ettiğimiz süt ürünlerini, işte yoğurt, peynir, çeşil peyniri, keçi peyniri, koyun peyniri, bunları ürettikten sonra kışı geçirmek için alçak yerlere iniyoruz. İşte bu hayatımız böyle yaylak ve kışlak arasında gidip gelmekle geçiyor. Dolayısıyla biz tam göçebe değiliz. Biz yarı göçebeyiz arkadaşlar. Peki, Türkler demek ki yarı göçebe bir yaşam benimsemişler. Şimdi sorumuzu soralım. Türklerin yarı göçebe yaşam benimsemesinin sebebi ne olabilir? Türkler neden göçebe yaşamak zorunda kalmışlar? Evet, cevaplar geliyor. Türkler neden hayvancılıkla uğraştılar dedik. Elverişsiz iklim koşulları sebebiyle dedik. Yer şekilleri engebeli dedik. Tarım alanları sınırlı dedik. Türkler neden göçebe yaşam benimsediler? Çünkü hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Hayvanların ihtiyacı olan otlak ve meralar tükendikçe ne yapacaklardı? Belli bölgelere göç etmek zorunda kalacaklardı. Demek ki Türklerin göç etmesinin temel altında yatan sebep nedir? Ekonomik faaliyettir diyoruz. Evet, bunu da böylelikle öğrendik. Demek ki Türklerin yaşadığı ilk coğrafi bölgeleri gösterdik.
Neden göçebe yaşam benimsemişler? Bunu da söyledik. Ekonomik faaliyetleri nedir? Bunu da söyledik. Şimdi bir de onlara bir ne diyoruz? Kendine has bir kültürleri var. Göçebe yaşamın bir kültürü vardır. İşte bu bizim kendimize has olan göçebe yaşam kültürüne ne diyoruz? Bozkır kültürü diyoruz arkadaşlar. Bozkır kültürü. Hani bizim savaşçılığımız, değil mi? Savaşçı olmamız, teşkilatçı olmamız, askerliğe önem vermemiz, özgüven sahibi olmamız, bağımsızlığımıza düşkün olmamız. Bunların temel altında yatan sebep budur diyoruz. Evet. Yani Türkler Orta Asya'da sabit kalmamışlar biliyorsunuz. Çeşitli sebeplerden ötürü göç etmişler. Tabii bu göçlerin çeşitli sebepleri var değerli hocalarım. Yani bir insan doğup büyüdüğü, yaşadığı yeri niye terk eder? Kolay mı terk etmek? Elbette sizin içinizde de bulunduğu bölgeyi terk eden, göç eden arkadaşlarımız mutlaka vardır. İşte şimdi bunun sebeplerine bakalım. Neden göç etmişiz? Neden bulunduğumuz bölgeyi terk etmişiz? Bunun sebepleri de sınavda soruldu. Daha öncesinde yine sorulacak. İlk önce göçlerin sebeplerinden bahsedelim. Ben şöyle bir kodlama yapıyorum. Göçlerin nedenlerini. Ne diyoruz? Göçler. Kodlamamız bu. Türklerin göç etme sebepleri. Evet. Birinci sebep ne diyeceğiz? Geçim sıkıntısı. Yani bizim en büyük sebeplerimizden birisi bu. Geçim sıkıntısı. Yani bugün ben bir öğretmenime sorsam, atanmak üzeresin. Ama sana dediler ki bizim göstereceğimiz herhangi bir yere gider misin diye sorsalar. Sen gidip çalışır mısın? Arkadaşlar hani bizim bir öğrencimiz abartmıyor diyor. Hocam diyor Gabar Dağı'na çıksın, atamam olsun, oraya gider çalışırım. Yani dolayısıyla geçim sıkıntısı bir göç sebebidir arkadaşlar. Özellikle nüfusun artması, artan nüfusun halkı besleyememesi, değil mi? Nüfusun artması. Bunlar nedir? Göçün bir numaralı sebebidir değerli arkadaşlarım. İkinci sebep, Orta Asya ikliminin sertleşmesi ve salgın hastalıklar. Şimdi gut adı verilen bir hayvan hastalığı ortaya çıkıyor ve bu hayvan hastalığı birçok hayvanın telef olmasına sebep oluyor. E şimdi bizim hayvanlar bizim canımız. Çünkü onlardan geçimimizi sağlıyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Dolayısıyla bu durumda ne yapıyor? Bizi göçe zorluyor. Üçüncü sebebe geldik arkadaşlar. Cihan hakimiyeti ülküsü. Yani Türklerin bir ülküsü vardır. Kızıl elma hatta diyoruz biz buna. Nedir bu ülkü? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ki tüm toprakları ele geçirme düşüncesi. Tabii ki biz ne yapacağız? Fetih yapacağız. Fethettiğimiz yerlerde ne yapacağız? Göç edeceğiz. Bulunduğumuz bölgeleri terk edeceğiz. Fethettiğimiz bölgelerde ne yapacağız? Bulunacağız. Bu da bir göç sebebi. Lüzumsuz boylar arası çatışmalar, çekişmeler. Hemen soralım değerli arkadaşlar. Bakın biz aynı kandan gelebiliriz. Aynı dine mensup olabiliriz. Aynı soydan gelebiliriz. Yani hemen soralım size. Siz hiç kardeşinize kavga etmiyor musunuz? Hemen soralım. Var mı kardeşiyle? Hocam ben hiç kavga etmiyorum. Kardeşimle benim aram çok iyi. Mükemmel. Hiç anlaşamamazlık yaşamadık. Var mı diyen içimizde? Hocam ben... Yani oluyor arkadaşlar. İnsan kendi kardeşiyle bile anlaşamadığı durumlar oluyor. Dolayısıyla Türkler de ne yapmışlar? Kendi aralarında çoğu da tabii otlak mera sıkıntısından dolayı anlaşmazlıklar yaşamışlar. Birbirleriyle mücadele etmişler. Ve yeniler ne yapmış? Bu bölgeyi terk etmek zorunda kalmış. Yani tarihte 200'ün üzerinde Türk devleti kurulmuş. Ve bu devletlerin birçoğunu kim yıkmış biliyor musunuz? Birçoğunu biz kendimiz yıkmışız maalesef. Evet, lüzumsuz boylar arası çatışmalar demek ki bir göç sebebidir. Baktık, beşinci sebep ekonomik ve siyasi dış baskılar. Arkadaşlar, bizim düşmanlarımız var, üç harfli düşmanlarımız var. Kimler bunlar? Üç harfli. Mesela Çin, mesela Rus, mesela Moğol. Bakın hepsi üç harfli. Bu düşmanlarımızla yaptığımız mücadeleler sonucunda ne yapmışız? Orta Asya'yı terk etmek durumunda kalmışız. Bu da bir göç sebebidir. Ve son olarak rahat, otlak, mera bulunamaması. Otlak, mera sıkıntısı da nedir? Bir göç sebebidir diyoruz değerli arkadaşlar. Demek ki bunlar bizim göçlerin sebepleri. Şimdi tabii göçleri kolaylaştıran faktörler var.
Değil mi? Kolaylaştırıcı etkenler var. Nelerdir bunlar? Kolaylaştıran etkenler. Şimdi kolaylaştıran 3 tane etken var. Şimdi biz arkadaşlar böyle 500-600 kilometre öteye göç etmemişiz. 5000, 10000, 15000 kilometre öteye kadar ne yapmışız? Göç etmişiz. Tabii ki bu göçleri kolaylaştıran çeşitli faktörler vardır. Kolaylaştırıcı etkenler vardır. Bu da sınavda sorulabilir. İlk kolaylaştırıcı etken nedir? Atın evcilleştirilmesidir. Yani tarihte kendimize gurur duyabiliriz. Tarihte ilk defa atı evcilleştiren topluluk veya toplum Türklerdir. Bu göçü kolaylaştıran birinci etken. İkinci etkene bakıyoruz. At arabası. At arabası veya tekerlekli arabalar. Bunlar da göçü kolaylaştırır. Peki bunlar nasıl göçü kolaylaştırır? Çünkü beraberimize taşıdığımız eşyalar var. Bu eşyaları yükleyeceğimiz hayvanlara, yükleyeceğimiz, koşacağımız at koşumlarına ihtiyacımız var. Evet, kendimize gurur duyalım. Tarihte ilk at arabasını da biz bulmuşuz. Üçüncü olarak, bu adamlar zaten göçebe değil mi? Göçebe bir toplumun mu göç etmesi daha kolaydır? Yoksa yerleşik bir toplumun mu? Tabii ki yaşam şeklinin göçebe oluşu, göçebe yaşam biçimi de nedir? Göçü kolaylaştırıyoruz. Demek ki göç kolaylaştıran 3 etken varmış. Birincisi tekerlek, birincisi atın evcilleştirilmesi, ikincisi araba, tekerlek, üçüncüsü ise arkadaşlar göçebe yaşam biçimi diyoruz. Şimdi gelelim göçlerin sonuçlarına. Göçlerin ne gibi sonuçları var değerli hocalarım? Hemen bakalım. Evet, birinci sonuç olarak Türkler gittikleri bölgelerde ne yaptılar? Bölge kültürleriyle kaynaştılar. Bu bölgeleri ne yaptık? Bölge kültürlerini, göç ettiğimiz bölgeleri etkiledik ve onlardan ne yaptık? Etkilendik. Şimdi dikkat edin, bugün Türkçeden yabancı dillere geçen çok sayıda sözcük var. Mesela bunlar arasında neler var? Yoğurt var, kebap var, değil mi? Ayran var. Bunlar yabancı dillerde de halen nedir? Aynı sözcükler aynen kullanılmaktadır arkadaşlar. Biz de aynı şekilde etkilendik. Yabancılardan da bize çok sayıda kelime, sözcük geçmiştir. Mesela nedir? İşte tuvalet, başka banyo, birçok, işte lavabo. Bunların hepsi yabancı sözcükler mesela. Bu göçler sonucunda meydana geliyor zaten. İkincisi, arkadaşlar gittiğimiz yerlerde kimimiz çok fazla etkileniyor. Çok fazla etkilendiği için içlerimizden bazıları ne oldu? Asimile oluyor. Bazıları milli benliğini ne yaptı? Kaybetmiştir. Özellikle Avrupa'ya göç edenler. Üçüncüsü, bozkır kültürü, yani atlı göçebe kültür, bozkır kültürü geniş alanlara yayılmıştır. Geniş alanlara yayılmıştır. Dördüncüsü, arkadaşlar, bu arada yayınımızı da paylaştık mı gruplarda? Hemen paylaşalım bir iki grupta. Hemen paylaştık. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Bozkır kültürü geniş alanlara yayıldı dedik. Sonra değerli hocalarım, gittiğimiz yerlerde boş durmuyoruz. Çok sayıda devlet kuruyoruz. Çok sayıda Türk devleti kuruldu. Hatta bir söz vardır. 3 tane İngiliz bir araya gelirse ne yapar? Fabrika kurar. 3 tane Yahudi bir araya gelirse ne yapar? Banka kurar. 3 tane de Türk bir araya gelirse devlet kurar. Bu meşhur, bize söylenmiş bir söz. Çok sayıda Türk devleti kuruldu. Peki sorum şu. Çok sayıda Türk devletinin kurulması Türk tarihinin incelenmesini kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Değerli hocalar. Evet, ne diyeceğiz? Türk tarihini incelemek zorlaştı. Sonra bizim bir de bir ülkemiz var. Nedir? Türkleri tek çatı altında toplama düşüncesi. Turancılık ideali var. Bu durum kolaylaşır mı, zorlaşır mı? Evet, Turancılık zorlaştı. Başka değerli arkadaşlarım, Orta Asya'daki Türk nüfus azalır mı? Evet, Orta Asya Türk nüfusu azaldı. Tabii gidenlerle kalanlar arasında çeşitli farklılıklar meydana geldi mi? Mesela Süleyman Demirel, biliyorsunuz Orta Asya'da kurulan Türk devletlerini ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. İlk el uzatan ülke de Türkiye'dir.
Süleyman Demirel işte Kazakistan'ı ziyaret ediyor. İşte Nur Sultan Nazarbey'i de görüşüyor. İşte diyor hoş geldiniz diyor. İşte bizler hepimiz Türk'üz, hepimiz şöyle izliyoruz. Onlar diyor ya diyor sizin artık Türklükle bir alakanız kalmamış. Çekik gözlerinizi kaybettiniz, diliniz çok değişti diyor. Nur Sultan Nazarbey bunları pat 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 sıralıyor. Gerçekten de gidenlerle kalanlar arasında çok farklılıklar oluşmuştur. Ne diyoruz? Göçler sonucunda dil, din, lehçe, kültür farklılıkları meydana geldi. Meydana gelmiştir diyoruz. Bu göç dalgası dünya tarihini etkilen önemli bir olaya da sebep oldu arkadaşlar. Bir çağın kapanmasına, bir çağın açılmasına sebep oldu. Hangi çağ kapandı, hangi çağ başladı arkadaşlar? Evet, kavimler göçüne sebep oldu. Kavimler göçüyle ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı da yine Türklerin bu göç dalgalarıyla meydana gelmiştir diyoruz. Evet Gamze Hocam, göçten dolayı azalıyor. Yani Orta Asya'dan Türkler buradan ayrıldıkça yerlerine yenisi gelmiyor. Dolayısıyla kalanların nüfusu azalıyor. Bu durum onların zor duruma düşmesine de sebep oluyor. Ahmet Kimsesiz, hayırlı akşamlar, hoş geldin. Evet, göçlerin sebeplerini, sonuçlarını bahsettik arkadaşlar. Böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerine. İlk olarak İskitlerden başlayalım. İlk Türk devlet ve toplulukları. Şimdi baktığınız zaman ilk olarak İskitler, Orta Asya Kültür Merkezleri, Orta Asya Kültür Merkezleri veya ne diyoruz, Orta Asya'daki ilk uygarlıklar. Orta Asya'daki ilk uygarlık nedir arkadaşlar? Anav kültürüdür. Anav kültürü nedir? Anav kültürü arkadaşlar Orta Asya'daki en eski kültür merkezidir. Yani bu kültür merkezlerinden bir tane soru çıktı. 99 DMS sınavında çıktı. Başka da çıkmadı. İşte bunlar içerisinde isimleri sordu sadece. Hani içeriği sorulmadı ama biz yine birkaç bir şeyler söyleyelim. Orta Asya'daki en eski kültür merkezidir. İşte Türkistan'ın Aşgabat bölgesinde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Aşgabat bölgesinde ortaya çıkmıştır diyoruz. Anav kültürü. Evet. Geldik ikincisine. İkinci olarak Afeyenesyoa kültürü. Afeyenesyoa da oluyor. Atlı göçebe kültür. Hani bizim zaten şunu söylüyoruz. Türklerin bilinen en eski kültür merkezidir Afeyenesyoa. Evet. Afeyenesyoa kültürü için ne diyoruz arkadaşlar? Türklerin bilinen en eski kültür merkezidir. Şimdi niye bu en eski, diğeri de en eski değil mi? Şimdi diğeri de en eski ama şimdi biz onların Türk mü, Moğol mu, Çin mi, Rus mu bilmiyoruz. Anav kültürü için. Ama Afeyenesyoa kültürü için bunu konuşabiliyoruz. Diyoruz ki bunlar Türklere ait özellikler taşıyor. Atlı göçebe kültür var bu kültürde. Nerede ortaya çıkmış? Altay Sayan Dağları'nda ortaya çıkmış mesela. Evet, Türklerin en eski kültürü avcı, savaşçı bir kültür. Bakırdan eşya yapımı ile uğraşmışlar. Hayvancılık ve bakırdan eşyayla eşya yapmışlar. Altay Sayan Dağları'nda yaşamışlar. O yüzden Türklere ait özellikler taşıdığı için Türklerin bilinen en eski kültür merkezi olarak da ne diyoruz arkadaşlar? Afeyenesyoa kültürü diyoruz. İbrahim Boran Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eyvallah, inşallah hocam, sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Kanala da abonesiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun destekleriniz için. Kanala katılarak bize çok destek olan arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Tabii onların desteğiyle de biz de büyüyoruz. Daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah EKS için önümüzdeki yıl bir kitap çalışmamız var. KPSS için de bir kitap çalışmamız var. Soru bankası çıkartacağız. Bir ay içerisinde inşallah kitaplarımız baskıya girecek arkadaşlar. Soru yazmına başladık. Çözümlü gayet güzel bir soru bankası olacak. Evet, Afeyenesyoa kültüründen sonra Kelteminar kültürü var.
Keltemiler YKS için de yazacağız inşallah. Evet, Keltemiler kültürü. Kültürüne geldik. Şimdi Afyonesyova'yı öğrendik. Afyonesyova'yı öğrendik. Anav kültürünü öğrendik. Şimdi gelelim Keltemiler kültürüne arkadaşlar. Amuderya Deltası civarında ortaya çıkmış. Amuderya Deltası civarında ortaya çıkan bir kültür arkadaşlar. Bu kültürün özelliğine balıkçılık ve avcılık yapmışlar. Balıkçılık ve avcılıkla uğraşan bir kültür diyoruz. Evet, Keltemiler'den sonra geldik. 3'te bitti, 4'e geldik. 4.'sü Andronova kültürü değerli arkadaşlar. Andronova kültürüne geldik. Eyvallah, sağ olun hocalar. Andronova kültürü dedik. Arkadaşlar, Andronova kültürünün özelliği nedir? Orta Asya'da en geniş alanlara yayılan kültür merkezidir. Orta Asya'da en geniş kalemle, elektronik kalemle yazmak da biraz zor oluyor tabii. Biraz meşakkatli oluyor. Normalde tahta kalemi olsa 5 dakikada doldururum tahtayı da. Böyle biraz yazarken zorlanıyorum. Bir de okunması da biraz zor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Orta Asya'da en geniş alanlara yayılan kültür merkezidir diyoruz. Andronova kültürü için değerli arkadaşlar. Evet, Andronova için başka ne diyeceğiz? İlk kez altından ve tunçtan yapılmış eşyalara rastlanmış. Hazar Denizi'nin kuzeydoğusunda ortaya çıkmış. Evet, Hazar Denizi'nin kuzeydoğusunda ortaya çıkmış. Kuzeydoğusunda ortaya çıkmıştır dedik. Başka ne diyeceğiz? Altından ve tunçtan yapılmış ilk kez altın ve tunçtan eşyalara bu kültür merkezine rastlanmış arkadaşlar. Yani ben daha çok şunu söylüyorum. Yani belli özellikleri bilmemiz yeterli. Mesela en eski kültür Anav dedik. En Türklerin bilinen en eski kültürü Afyonesyova. Orta Asya'da en geniş alanlara yayılan Andronova. Hani bu tür şeyleri bilmeniz bence yeterli olacaktır. Çünkü buradan soru çok nadir geliyor. Bir tane soru gelmiş. 99 DMS sınavında gelmiş. Tekrar gelir mi? Vallahi zor diye düşünüyorum. Evet. 4. kültür merkezimiz bitti. 5'e geldik. 5. kültür merkezindeyiz şimdi. Hemen 5. kültür merkezimiz Karasuk kültürü. Evet, Karasuk kültürü. Bu kültürün özelliği nedir? Bu kültürde ise arkadaşlar demir madeni keşfediliyor. Demir madeninin bulunduğu kültür merkezidir. Yani demir madeni ilk defa hangi kültür merkezinde işlenmeye başlanmıştır şeklinde bir soru gelirse bunu söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Demir madeninin işlendiği kültür. Başka Karasuk Nehri yanlarında ortaya çıkmış. Yünlü dokuma, keçeden çadır yapılmış ve 4 tekerlekli araba kullanmış. Yani Karasuk Nehri civarında ortaya çıkmış. Başka ne demiştik? Yünlü dokuma, keçeden çadır ve 4 tekerlekli arabalar bu döneme ait arkadaşlar. Ama tabii en bilinen özelliği nedir? Demir madenini bu kültür işlemiş. 6. kültür merkezimize geldik. Tagar kültürü. Hele şükür. Tagar kültürü. Tagar kültürünün nereden ortaya çıktığına bakalım. Abakan bölgesinde ortaya çıkmış arkadaşlar. Tabii biraz sileyim. Biz bu konuyu pek anlatmıyoruz. Yani normal tarih derslerinde pek bu konuya yer vermiyoruz. Ama burada verelim. Ne olur ne olmaz. Tagar kültürü dedik. Abakan bölgesinde ortaya çıkmış. En gelişmiş kültür merkezidir. Evet. Artı ok uçları, hançer, iğne, bilezik, tarak gibi eşyalara rastlanmış. Ok ucu, iğne,
tarak gibi eşyalara rastlanmış. Bu kadar. Evet değerli hocalarım, böylelikle Orta Asya'da kurulan kültür merkezlerini bitirmiş olduk. Şimdi sırada ne var? İlk Türk devlet ve toplulukları var. Bunu işleyeceğiz. Tabii biraz zamanımız da sınırlı. Soru da çözmeye zaman ayıracağız biliyorsunuz. Evet. Geldik. İskitlerden başlayalım. İskitler diğer adı nedir? Sakalar. Evet. Evet, bilinen en ünlü hükümdar kimdir arkadaşlar? Alper Tunga'dır. Alper Tunga ilk atlı göçebe Türk kültürü İskitler'dir. İlk Türk topluluğu, aynı zamanda ne diyeceğiz? İlk atlı göçebe kültür yine kimlere aittir? İskitlere aittir diyoruz. Şimdi İskitlerle ilgili birçok özellik var. Hemen böyle bilinen en önemli özelliklerini verelim. Kendilerine bozkırın kuyumcuları diyorlar. Bunu unutmayalım. Bozkırın kuyumcuları diyorlar kendilerine. Başka ilk atı evcilleştiren topluluk. Sizler de söyleyebilirsiniz. Sizler de alta yorumlara yazabilirsiniz. İlk atlı diyorum. İlk atı evcilleştiren. Hemen. İlk atı evcilleştiren topluluk da yine İskitler'dir. Amazon adı verilen kadın savaşçıları var. İlk bilinen Türk kadın hükümdar Tomris Hatun İskit hükümdarıdır. Başka arkadaşlar öldükten sonra yaşama inanmışlar. İlk mezarların başına balbal dikme geleneği yine bu döneme ait. Bozkır üslubu veya hayvan üslubunu ilk defa sanatta kullanan yine İskitler'dir. Evet. Üzengi İskitler'de miydi? Evet. Atı evcilleştirdiklerdir. Başka arkadaşlar aklımıza gelen destanları var. Alper Tunga ve şu destanı yine İskitler'e aittir değerli arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. İlk halılar diyorlar. Evet. Başka ne diyebiliriz? Urartulara son vermişler. Vay. Detay bir bilgi. Urartulara son vermişler. Sanatta hayvan üslubunu kullandılar. Ekonomik faaliyetleri göçebe yaşam olduğu için arkadaşlar ne demiştik? Hayvancılıktı başlıca ekonomik faaliyeti. İlk ölüleri mumyalama, kurgan mezarları, kurganlar, ölü mumyalama. Bu zaten biliyorsunuz ahiret inancının kanıtıdır. Aynı zamanda onlara aittir. Başka da diyeceğiniz bir şey var mı? Başka da ekleyebileceğiniz ekstradan bir şey var mı? Yok. Evet, İskitler dedik. Diğer adı Sakalar. Kendileri Türk bilinen ilk Türk topluluğudur dedik. Bilinen ilk Türk topluluğu dedik arkadaşlar. İlk atlı göçebe kültür. Kendilerine bozkırın kuyumcuları diyorlar. Madencilikte çok ileri gittikleri için. İşlemecilikte çok ileri gittikleri için. İlk kez atı evcilleştiren topluluk olarak bilinir. Amazon adı verilen kadın savaşçıları var. Tomris Hatun onların bilinen ilk kadın hükümdarıdır. Balbal adı verilen mezar taşları yine İskitler döneminde başlıyor. Sanatta hayvan üslubunu ilk defa onlar kullanıyorlar. Alper Tunga ve şu destanları yine İskitlere aittir. Urartulara son verdiler. İlk kurgan mezarlar, ölülerini mumyalama yine İskitler'de görülüyor değerli arkadaşlar. Evet, pantolon kemer tokası diyor. Evet. Şimdi devam edelim değerli arkadaşlarım. Evet. Evet. Değerli arkadaşlarım, Orta Asya'da kurulan ilk Türk topluluğu İskitleri görmüş olduk. Şimdi sırada ne var? Orta Asya'daki bilinen ilk Türk devleti Hunlar var. Hunlar diyoruz. Tabi Asya Hun, Büyük Hun olarak geçiyor. Asya ve Büyük Hun olarak geçiyor.
Hemen sırasıyla başlayalım. Bilinen ilk hükümdar kimdir arkadaşlar? Bilinen ilk hükümdar, Asya Hun hükümdarı kimdir? Evet, cevabımız ne olacak? Teoman olacak. Şimdi tabi bu soruya bazen çoğumuz yanlış cevap verebiliyoruz. Metan diyoruz. Metan bilinen ilk Hun hükümdar değildir arkadaşlar. Hunların bilinen ilk hükümdarı, ilk kurucusu olarak kim kabul ediliyor? Teoman kabul ediliyor. Hunların başkenti neresidir arkadaşlar? Başkenti Ötüken'dir. Tabi Orhun abidelerinde, Orhun kitabelerinde Türk milletinin yüreğini çarptığı şehir olarak geçiyor Ötüken şehri. Bizim efsanevi bir başkentimiz. Bilinen en büyük hükümdarı kimdir şeklinde bir soru gelirse arkadaşlar, o zaman Metehan diyeceksiniz. Metehan diyoruz. Aynı. Hatta babasına darbe yapmıştır. Babasını tahttan indirmiştir arkadaşlar. Şimdi bizimle ilgili yani bizim ilk bilmemiz gereken nelerdir? Metehan'ı çok iyi bileceğiz. Metehan'ın özelliklerinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Metehan ilk defa bütün ok çekebilen, yay çekebilen, ok atabilen kavimleri tek çatı altında birleştirdiğini söylüyor. Yani Türkleri ilk kez tek çatı altında birleştirmiştir. İlk defa. Evet Semra hocam, Gamze hocam diyor ıslıklı ok da aynı. Islıklı okun mucididir. Onu da yazalım. Islıklı okun meşhur ıslıklı okun mucididir. Hani gösterdiği hedefe doğru ıslık çıkaran bir ok atıyor. Askerler de hep birlikte oraya ok atıyor. Mesela ıslık çıkaran okun hikayesi o. Metehan aynı zamanda arkadaşlar ilk Türk devlet teşkilatının da kurucusudur. İlk Türk devlet teşkilatını da kim kurmuştur? Metehan kurmuştur. Mesela kurultay, toy, ikili sistem, ikili devlet teşkilatı ilk defa Hunlar'da görülüyor. Bunun mucitleri kimlerdir? Metehan'dır. Metehan bununla da sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Ordu'da ilk düzenli ordu ve ordu'da onluk sistemi getiriyor. Onluk sistem. Onluk sistemi ilk defa Metehan buluyor. Şimdi Metehan kurduğu devlet teşkilatı modeliyle, Metehan kurduğu onluk sistem ile arkadaşlar kendisinden sonra kurulan birçok Türk devletini etkiliyor. Ama aynı zamanda arkadaşlar Metehan dünya tarihini de etkiliyor. Hangi alanda etkiliyor? Askerlik alanında etkiliyor. Çünkü bugün günümüzde birçok devletin ordusunda onluk sistem uygulanıyor. Mesela 10 kişinin başı 10 başı, 100 kişinin başı 100 başı, 1000 kişinin başı 1000 başı. Halen bu birçok devlette bu devam ediyor. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar. Evet, bizim Şule hocam da diyor da bizim Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi kaçtır? Milattan önce 209 tarihidir arkadaşlar. Yani Metehan'ın tahta çıkış tarihidir. Evet, Metehan'la ilgili sadece bunu bilmeyeceğiz. Aynı zamanda Çinlilerle yaptığı meşhur Peteng Savaşı var. Yani müthiş bir savaştır. Çinlilerle ne yapıyor arkadaşlar? Bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşma gereğince arkadaşlar Çin'i vergiye bağlıyor. Çin'i dışarıdan yönetmeyi tercih ediyor. Hemen soralım sizlere. Metehan neden Çin'i vergiye bağlamıştır? Neden Çin'i dışarıdan yönetmeyi tercih etmiştir? Yani gidip Çin'e krallar gibi yaşamak dururken, Çin'de hayatını sürdürmek dururken Metehan gitmemiş. Ne yapmış arkadaşlar? Ötüken'de kalmayı tercih etmiş. Hatta Çin'e göçleri bile yasaklamış. Kesinlikle siz Çin'e gitmeyeceksiniz, Çinlilerle evlenmeyeceksiniz, Çin'de bulunmayacaksınız demiş. Evet, neden olabilir? Azerbaycan'dan, bize de Türkiye'den selamlar Kartun kardeşimiz. Evet, sebebi asimile olma endişesidir. İşte asimile olma endişesi sebebiyle Metehan gidip Çin'e yerleşmemiştir arkadaşlar. Çin'i dışarıdan yönetmeyi tercih etmiştir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, Metehan vefat ettikten sonra başa gelen Kiyok döneminde inanılmaz bir hata yapılıyor. Ve ne yapılıyor arkadaşlar? Ne yapılıyor onu söyleyelim. Çinli prenseslerle evlilikler başlıyor. Çinli prenseslerle evlilikler başlıyor. Tabii bu durum Çinlilerin yıkıcı faaliyetleri için çok uygun bir ortam hazırlıyor. Çinliler böl, parçala,
yönet stratejisi izliyorlar. Şimdi biz eskiden Çin filmleri çok severiz, izlerdik. Eskiden tabii şu an çok sevmiyorum. Böyle kung fu filmleri olurdu böyle. Değil mi? Böyle savaşırlar falan birbirlerine falan. Orada adamın hep söylediği söz şudur. Jackie Chan bunu çok kullanır. Yenemiyorsan düşmanını önce böleceksin, sonra parçalayacaksın, ondan sonra yöneteceksin. Yani adamlar bunu sürekli söylüyor. Filmlerinde falan söylüyor. Biz tabii o zaman çocuk aklı kesmiyor aklımız. Düşünemiyoruz. Adamlar yüzyıllardan beri uyguladığı bir siyaset bu arkadaşlar. Rakibini yenemiyorsan ne yapacaksın? Onun zayıf yönlerini öğreneceksin, onu böleceksin, sonra parçalayacaksın, sonrasında ise yöneteceksin. Tabii bu Çinli prensesler kalabalık mahiyetlerle gelerek bizim zayıf yönlerimizi, her şeyimizi öğreniyorlar, Çin'e rapor ediyorlar ve böylelikle Çinliler bizi bölüyorlar, parçalıyorlar ve yönetiyorlar. Hun devleti ikiye ayrılıyor. Bir tarafta Hohanye adı verilen bir Hun asilzadesi, bir tarafta da Çiçi adını verdiğimiz bir Hun hükümdarı. Yani Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyor Hun devleti arkadaşlar. Doğu ve Batı olmak üzere. Hohanye diyor ki biz diyor Çin'e itaat edeceğiz. Ve Çin'e bağlanıyor. Evet, aynen aynen. Yani burada Çin'e bağlanıyorlar. Hohanye Çiçi'ye diyor ki gel sen de Çin'e bağlan. Gel beraber bağlanalım Çin'e falan diyor. Çin'in hakimiyetini tanıyalım diyor. Hohanye asla diyor. Ben kesinlikle bağımsızlığımdan ödün vermem diyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar Çin ne yapıyor? Hohanye üzerine sefere gidiyor. Ve Çin ne yapıyor? Çiçi üzerine sefere gidiyor. Ve Çin'i ne yapıyor? Çiçi'yi öldürüyor. Ve bağımsızlık mücadelesi, bağımsızlığı kaybetmemek için hayatını veriyor Çiçi. Evet, Allah rahmet eylesin diyelim. Çiçi gidiyor. Ve böylelikle Çin esareti başlıyor. Daha sonrasında Hunlar kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kuzey Hunları ise Çin'e itaat etmeyerek değerli arkadaşlarım. Şöyle söyleyelim. Şurası Çin, şurası Güney Hunları, burası da Kuzey Hunları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kuzey Hunları Çin'e bağlanmamak için batıya doğru göç ediyor. Ve dünya tarihini etkileyen hangi olay meydana geliyor? Kavimler göçü meydana geliyor. Şimdi kavimler göçü nedir? Biraz ondan bahsedelim. Eyvallah, sağ olun. Evet. Nedir kavimler göçü? Hemen ondan bahsedelim. Milattan sonra 375-395 yılları arasında gerçekleşen bir göç dalgasıdır bu. Şimdi şurası Karadeniz olsun. Şurasında da Vandallar, Süevler, Vizigotlar, Ostrogotlar gibi kavimler var. Burada da Kuzey Hunları var. Şimdi Kuzey Hunları Çin esaretine girmemek için ne yapıyor? Batıya göç ediyor ve batıda bu barbar kavimlerle karşılaşıyor. Bu barbar kavimleri de yenerek onları nereye zorluyor? Nereye göçe zorluyor? Avrupa'ya göç etmeye zorluyor. Ve bu barbar kavimler o dönemin devleti orada kim? Roma İmparatorluğu. Bu barbar kavimler 5 koldan, 6 koldan bu devletin topraklarını istila etmeye başlıyor ve Roma İmparatorluğu bu göç dalgası sebebiyle ilk önce ikiye ayrılıyor. Tarih kaç? Milattan sonra 375. İkiye ayrılıyor. Ve sonrasında arkadaşlar Batı Roma, Doğu Roma olmak üzere. Doğu Roma yani Bizans, Batı Roma dedik. Batı Roma 476'da yıkılıyor. Ve Batı Roma'nın yıkılmasıyla Avrupa'da yeni bir yönetim şekli, yeni bir siyasi rejim ortaya çıkıyor. Nedir bu siyasi rejim? Feodalite. Şimdi bakalım kavimler göçünün sonuçları diyelim. Kavimler göçünün sonuçları nelerdir? Hemen onu söyleyelim. Sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Birinci sonuç olarak ne diyoruz? İlk çağ kapandı. Hangi çağ başladı? Orta çağ başladı. İkinci sonuç, Roma İmparatorluğu yıkıldı. Üçüncü sonuç arkadaşlar, Avrupa'da iç karışıklık başladı. Otoritesizlik,
otorite kayboldu. Dördüncü sonuç, Avrupa'da yeni bir siyasi rejim. Çok güzel, herkes yazıyor. Feodalite rejimi ortaya çıktı. Beşinci sonuç, değerli hocalarım, kilise çok güçlendi. Katolik kilisesi özellikle. Ve bu bölgelerde Hristiyanlık geniş alanlara yayıldı. Doğu Avrupa'ya özellikle yayıldı. Altıncı sonuç olarak arkadaşlar, kilise gücünü korumak için skolastik düşünce sistemini benimsetti halka. Yedinci sonuç, Avrupa'ya göç eden Hun toplulukları burada Avrupa Hun Devleti'ni kurdu. Yaklaşık 150-200 yıl Avrupa'yı yönetti. Avrupa Hun Devleti kuruldu. Şimdi Avrupa Hun Devleti de kurulursa bozkır kültürü ne olacaktır? Avrupa'ya yayılacaktır. Bozkır kültürü Avrupa'ya yayıldı diyoruz. Şimdi peki KPSS'de kavimler göçü çıktı mı arkadaşlar? KPSS'de kavimler göçünden bir tane soru geldi. O da aynen şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? A diyor, ilk çağ kapandı, orta çağ başladı. B diyor, Roma İmparatorluğu yıkıldı. İkiye ayrıldı. C, feodalite rejimi doğdu. D, Göktürk Devleti yıkıldı. E, Katolik Kilisesi güç kazandı. Skolastik düşünce bu döneme hakim oldu. Evet, ne diyeceğiz? Yani Göktürk Devleti yıkıldı diyeceğiz. Göktürk Devleti ile kavimler göçünün bir ilgisi var mı? Yok. Soru çok kolay. Ama tabii bilen için çok kolay. Bilmediğin takdirde bu soruyu yapamazsın. Çok zor. Evet, İslamiyet öncesinde kavimler göçünü de görmüş olduk. Şimdi sırada ne var? Evet, şimdi sırada Avrupa Hun Devleti var. Evet, Zahra gidiyor musun? Zahra gidiyor. Saatimiz 22.30. Şimdi Avrupa Hun Devleti'ni de bitirelim. Birkaç tane soru çözelim. Evet, hemen yazdık. Başlık atıyoruz. Avrupa Hun Devleti. Yok artık ya. Hakikaten böyle var ya, şaşırdım. Vallahi böyle. Aman Zara. Kanala böyleleri musallat olmasın. Aman 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 aman. Allah muhafaza. Şimdi Avrupa Hun Devleti, hemen başlayalım. Kurucusu kimdir arkadaşlar? Kurucusu Balamir'dir. Kurulduğu yer, hani bölge, işte bugünkü Macaristan dolayları da Budapeşte dediğimiz bölgede kuruluyor. Hani günümüzdeki Macaristan bölgesinde kuruluyor. En büyük hükümdarları, en güçlü oldukları dönem hangi dönemdir? Arkadaşlar, Attila dediğimiz dönemdir. Evet. Şimdi tabii ilk olarak birkaç hükümdarı tanıyalım. Bunlardan ilki tanıyacağımız kişi Ulduz'dur. Ulduz'u nasıl tanıyacağız arkadaşlar? Ulduz'u şöyle tanıyacağız. Yani Hunların devlet politikasını yapıyor. İlk kez Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya ilk Türk akınları bu dönemde, yani Ulduz döneminde başlamıştır. Başladı. Hatta Ulduz'un meşhur bir sözü vardır. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethedebilirim. Her yeri fethedebilirim. Sözünü kim söylemiştir? Sözünü söylemiştir. Evet. Aynen karton. Tarih dersine propaganda yapmaya geliyorum dedi. Ya kime yapacak propaganda aşağı?
Evet, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethedebilirim diyor. Kim söylüyor bunu? Ulda söylüyor. Yani sınavda mesela böyle bir soru çıksa, emin olun %80'i Atilla der. Çok önemli bir detay, bir bilgi. Evet. Başka diyeceğimiz arkadaşlar, yani Ulduz Hunların ilk devlet politikasını kim belirliyor? Ulduz B belirliyor. Doğu Roma'yı etkisiz hale getir, Batı Roma üzerine yürü. Ulduz'dan sonra Karaton, sonra Rua geliyor. Tabii en parlak dönem olan Atilla dönemi bizi ilgilendiriyor. Atilla döneminde Bizans'ta Margos anlaşması imzalanıyor. Margos ve Anatolios anlaşmaları imzalanıyor. Evet, en parlak dönem Attila dönemidir. Attila'dır. Bu dönemde arkadaşlar Bizans üzerine yürüyoruz. Bizans'ta Margos ve Anatolios anlaşmaları imzalanıyor. Yani burada İstanbul kuşatılmıyor. Yanlış anlaşılmasın. İstanbul'u ilk kuşatan Avarlardır. Burada Bizans'a üzerine yürüyor. Bizans tamam diyor. Ben diyor seninle anlaşma yapayım diyor. Ve Bizans'ta Margos Anatolios anlaşmaları imzalanıyor. Margos Antlaşması'nın diğer adı nedir? Konstantin Anlaşması'dır diyor. Ne diyor Margos Antlaşması'na göre? Evet. Romalı mültecilere ve işte hiçbir Avrupa Hunlarına ait 8 altın fidye ödenecek. Gibi gibi. Evet. Romalılar tarafından ödenecek vergi 300 ile 700 libre olacak diyor. Evet, yani dikkat ederseniz arkadaşlar, Roma'nın yani Bizans'ın, Doğu Roma diyor çünkü, Bizans'ın vergiye bağlandığını görüyoruz. Vergi miktarının Anatolios barışıyla 3 katına çıkarıldığını görüyoruz. Evet, daha sonrasında Roma İmparatoru yani Doğu Roma'yı etkisiz hale getirdikten sonra Atilla Batı Roma üzerine sefere çıkıyor. Batı Roma üzerine meşhur Galya seferini yapıyor arkadaşlar. Meşhur çünkü biliyorsunuz hikayeyi. Attila kutsal topraklardasın hikayesi vardır ya. Neyse Galya yani Fransa seferine çıkıyor. Katalan Ovası'nda kesin sonuç alınamıyor. Batı Roma Papa'dan yardım istiyor. Fransa kralı. Attila Batı Roma arabuluculuk yapması için Batı Roma Papa'dan yardım istiyor. Papa 1. Leo. Hikayeyi biliyorsunuz. 1. Leo gidiyor yalvarıyor Atilla'ya. Atilla diyor kutsal topraklardasın diyor. Eğer bir adım daha öteye gidersen Tanrı'nın gazabına uğrayacaksın diyor. Atilla da çeşitli sebeplerden ötürü bu seferden vazgeçiyor. Yani kimisi diyor korktu diyor. Tanrı'nın gazabından korktuğu için diyor. Kimisi ise diyor batıdaki Sasani tehlikesi sebebiyle Sasaniler üzerine yönelmek için bu sefere ara verdiği söylüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet. Aynı. Ruha döneminde Bizans vergiye bağlanıyor. Atilla 2-3 katına çıkarıyor. Çok güzel hocam. Nurbanu keskin diyor. Tanrı'nın kırbacı etselce. Artık Atilla'nın her şeyini ezberlemişiz ya. Hakikaten. Evet. 1. Leo'yu söyledik. Papa 1. Leo. Atilla'dan yardım istiyor işte. Seferden vazgeçmesini isteyen Papa'nın adı neymiş? 1. Leo. Atilla için çeşitli kaynaklarda geçer isimler var. Mesela Nibelungen, Almanların meşhur destanında Atilla için Etzel der. Değerli arkadaşlar. Kendisini aynı zamanda cesur kavimlerin efendisi der. Derler. Kavimlerin efendisi derler. Başka arkadaşlar Tanrı'nın kırbacı derler. Tanrı'nın kırbacı derler kendisi için. Evet, Atilla ile Ulduz karıştırılıyor. Yani çok da karıştırılacak bir şey değil aslında ama yani sorularda öyle ayrıcı soru gelmiyor bence. Avrupa Hun Devleti'nden sorsa Atilla'yı soruyor. Hani Atilla ile de ilgili her şey söyledik zaten. İsimlerini bilmemiz yeterli. Bizans'ı vergiye bağladığını, vergiyi iki katına, üç katına çıkarttığını bilmemiz yeterli. Tabii Hunlar bir süre sonra yeni göçlerle nüfusların artmaması, gelen gittikleri bölge kültürlerinin etkisi altında kalmalarından dolayı, din değiştirmelerinden dolayı milli benliklerini, kimliklerini de ne yapmışlardır? Kaybetmişlerdir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, Roma seferi sonrasında hayatını kaybeden oğulları Atilla'nın İlek, Dengizik ve İrnek geçiyor. Fakat bu üç hükümdar da devleti iyi yönetemiyor ve devlet yıkılış sürecine giriyor. Evet değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım, Hun Devleti'nde bitirdik. Şimdi biraz soru çözelim. Haydi bakalım.
Evet. Biraz soru çözelim değil mi? Evet. Nereden çözelim? Nereden çözelim? Hadi bakalım. Beyaz kalemden çözelim. Beyaz kalem soruları ben çok beğeniyorum. Sorular güzel. Gerçekten güzel sorular soruyorlar. Bakalım beyaz kalemden ne gibi sorular hazırlamışlar arkadaşlarımız bu konularla ilgili. Hem soru çözmüşler. Neyse. Şöyle bir soru var. Mesela bakalım bu soruyu arkadaşlar. Ne diyor? Yani şimdi mesela ne diyor? Görüyor mu herkes? Eyvallah Korbusçum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Çok sağ Evet. Hemen soruları çözelim. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusudur. Yani kurucusu dediğimiz zaman Balamir gelecek aklımıza. Başka kim var? Başka şıklarda zaten yok. Şehname'de Afrasiyap olarak geçiyor. Alpertunga. Göktürklerin Bismarck'ı Tonyukuk'tur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Çok güzel. Evet. Doğu Roma Devleti ile Marcos Antlaşması'nı imzalayan Peyami Safon eserine konu olan Almanların Nibelungen Destanı'nda Etzel olarak bilinen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Evet, cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız Edirne seçeneği yani Atilla olacak. Tabii işlediğimiz yerle alakalı sorular çözüyoruz daha çok. Şöyle güzel bir soru buldum. Diyor ki, Türkmenistan'ın Aşgabat kenti çevresinde Namazgah yöresinde yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur. Orta Asya'nın en eski kültür bölgesidir. Türkmen dokumalarında görülen nakışlara benzeyen işlemeler bulunmuştur. İnsanlar kerpiç evlerde oturmuşlar, geçimlerini hayvancılık ve tarım ile sağlamışlardır. Evet, Türkistan Aşgabat bölgesinde olan kültür ve en eski kültür ifadesini kullandığı zaman zaten sorunun cevabı çıkıyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz cevaba? Çok güzel cevaplar geliyor. Evet. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Çok güzel. Anav kültürü olacak. Şıklara bakalım. Mesela Kelteminar neydi? Afanasyeva'dan sonra geliyordu hatırlarsanız. Avcılık ve balıkçılıkla uğraşan kültür merkeziydi. Andronova, Orta Asya'da en geniş alana yayılan kültür merkeziydi. Karasuk'ta demir madeni işlenmişti. Afanasyeva'da Türklerin bilinen en eski kültür merkeziydi. Evet. Mesela şöyle güzel bir soru var. Ne diyor? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toprak devletin temeli ve köküdür, milletin malıdır anlayışıyla ilk kez hangi Türk devletinin temel anlayışı olmuştur? Semra Hocam diyor ki keşke Instagram'da da olsa bura çok bulanık okunmuyor. Ya hocam Instagram'da da çok zor oluyor. Neden çok zor oluyor? Hani telefon ısınıyor.
O kadar uzun süre Instagram'da telefonda yayın yapamıyoruz. Maalesef öyle bir sıkıntı var ya. Yani bu en sağlıklısı bu oluyor bana göre. Netleştirmek için sol üst köşede hocam. Bakın şu üst köşede, sol üst köşe oluyor. Orada hocam üç nokta var. Üç noktadan 144'ü 720 yaptığınız mı netleşiyor. Evet, cevabımız Adana olacak. Toprak devletimin milletimindir diyerek hatırlarsanız Mete Han'ın söylediği bir söz var. Hani at benim atım, avrat benim avradım ama toprak diyor, milletimindir diyor. Kurultaya katılan bütün üyeleri öldürüyor mesela. Evet. Evet, şöyle bir güzel soru var. Hemen bakalım. Evet bakalım ne diyor? Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Bozkır'ın kuyumcuları olarak da bilinir. Atlı kavimler medeniyetinin temelini oluşturmuşlardır diyor. Ne diyeceğiz cevap arkadaşlar? Cevaba İskitler ve Sakalar diyeceğiz. Evet burada bir güzel bir soru daha yakaladım. Güzel soru gördüm affetmiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin nedenleri arasında yer almaz? Haydi bakalım. Evet, Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri arasında yer almayan seçenek hangisidir? Evet. Bakıyoruz. Değerli hocalarım, iklim değişiklikleri, kuraklık var, hayvan hastalıkları var, Çin baskısı var, nüfus artışı var ama Bizans'ta yapılan mücadeleler yani göç sebebi değil arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bir güzel soru daha. Türklerin tarih boyunca farklı dinleri benimsemiş olmalarında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Yani Türklerin farklı dinleri benimsemesinde, farklı dini inançları benimsemesinde etkili olan sebepleri soruyor. Bakıyoruz farklı coğrafyaya göç etmeleri etkili, hoşgörülü olmaları etkili. Ama kısa sürede devlet kurmasının bir etkisi yoktur. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet şurada bir soru var. Hemen bakalım. Ne diyor sorumuzda arkadaşlar? Orta Asya'da ortaya çıkan kültürler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez. Yani benim de beklediğim bir soru kalıbı tarzı bu arkadaşlar. Orta Asya kültür merkezlerinin daha çok isimlerini soruyorlar. Bakalım bunlar içerisinde hangisi sizce Orta Asya'da yok? Cevabı ne olabilir? Tagar var. En gelişmiş hatırlarsanız Orta Asya kültürleri içerisinde en gelişmiş kültür merkeziydi. Anaf o da var. En eski kültür merkeziydi. Kelteminar, o da aynı şekilde Afenisyonlardan sonra gelen balıkçılıkla uğraşılan kültür merkeziydi. Bu da var. Karasuk, demir madeninin bulunduğu kültür merkeziydi. Ama İnka, Aztek, Maya bunlar Amerika'daydı arkadaşlar. Orta Asya'da değil. Cevabımız Denizli olacak. Evet, bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonucunda ortaya çıktığı savunulamaz diyor. Hangisi diyor? Kavimler göçünün sonucunda ortaya çıktığı savunulamaz diyor arkadaşlar. Şimdi Avrupa'nın günümüz etnik yapısı oluşuyor mu? Oluşuyor. Bu var. Doğu Roma Devleti yıkılıyor mu? Bu yok. Bak seçeneğe bak. Hemen seçeneği gerçekten güzel yerleştirmişler. Aradığımız yalnız seçenek Bursa. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Derebeylik yani feodalite rejimi ortaya çıkıyor. Bu da doğru. Avrupa Hun Devleti evet burada kuruluyor. Avrupa siyasi birliği bozuluyor. Otorite kalmıyor biliyorsunuz. Roma İmparatorluğu yıkılınca.
cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Evet, şurada bir tane var. Yukarıdaki özellikleri verilen kültür aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'nın eski Türk kültür merkezlerindendir. Altay Sayan Dağları'nın kuzeybatısında şekillenmiştir diyor değerli arkadaşlar. Şimdi Türkistan, Aşkabat deseydi biz Anadolu kültürünü yapıştıracaktık. Ama Altay Sayan Dağları dediği için ve Türklerin en eski kültür merkezidir dediği için ne diyeceğiz? Evet, Afyonisyava diyeceğiz. Yani Denizli seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. Evet, burada da şunu söylüyor. İslamiyet öncesi Türk devletlerine ait durumlarından hangileri göçebe bozkır yaşamı sonuçlarından? Şimdi biz göçebe yaşıyorduk, söylemiştik. Göçebe yaşayanlar teşkilatçı olur, savaşçı olur. Bir yerde sabit kalmadığı için mimari eserlere rastlanmaz. Yine bir yerde sabit kalmadığı için yazılı kültür de çok geç Türkler tarafından kullanılıyor. İhtiyaç duymuyor çünkü. Yazılı hukuktan ziyade sözlü hukuk kuralları daha çok gelişmiş oluyor. Hapis süreleri kısa süreli oluyor diyoruz bunlar. Göçebe yaşamın sonuçları. Bakalım yazılı kültüre geç girmeleri var mı? Var. Taşınabilir sanat eserleri yapmaları evet. Kalıcı eserler yapmıyor çünkü bu adamlar zaten göç ediyor. Savaşçı yapı gelişiyor mu? Evet, bu da gelişiyor. O zaman ne diyeceğiz? Edirne seçeneği diyeceğiz. Süpersiniz. Evet, şöyle bir soru var. İlk Türk devletlerinde görülen özelliklerinden hangileri ilk defa Hunlar döneminde ortaya çıkmıştır? Yani ilk defa Hunların döneminde ortaya çıkan özellikleri soruyor arkadaşlar. Orduda unluk sistemin uygulanması. Evet, sizler de cevap yazıyorsunuz. Like atan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada katılanlar, bize destek verenler. Çok sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Evet, orduda unluk sistemin uygulanması var mı? Var arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde görünen özelliklerden Hunlara ait olanı soruyor. Unluk sistemi var. Toy toplantılarına yer verilmesi. Evet, ilk defa Hunlarda ilk defa görülüyor toy toplantıları. Türklerin tek bir bayrak altında toplanması. Evet, bu da yine aynı şekilde ilk defa Hunlarda görülüyor. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet, bir tane bulduk. Bakalım. Sorumuz aynen şöyle. Asya Hun hükümdarı Metehan askeri alanda diğer Türk devletlerinin ve pek çok dünya devletinin de örnek aldığı olumlu sistemi oluşturmuştur diye soruyor arkadaşlar. Sistemi oluşturmuştur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruyor arkadaşlar. Evet, Asya hükümdarı Metehan askeri alanı diğer Türk devletinin ve pek çok dünya devletinde örnek aldığı olumlu sistemi oluşturmuştur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakıyoruz. Türkler sadece askeri alanı önem vermişler mi? Yanlış diyor. Türkler askeri alanı diğer devletlere öncülük etmişlerdir. Doğru. Dünyada ilk düzenli ordu Asya Hun Devleti zamanında kurulmuştur diyor. Dünyada ilk düzenli ordu Asya Hun Devleti diyemeyiz. Bilinen ilk düzenli ordu Akatlar döneminde kurulmuştur. Dolayısıyla hangisine ulaşabiliyoruz? Yalnız iki seçeneğine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet, herkes Denizli diyor galiba. Fatih Kaymak, hoş geldin hocam. Evet,
Sanırım başka soru yok galiba. Evet, Türk İslam tarihine geçiyor. Yani işlediğimiz yere kadar soruları çözdük arkadaşlar. İnşallah yine devam edeceğiz. Tabii ben bu soruları böyle kitaptan şey yapıyorum ama bunları ben tek tek seçsem daha iyi olacak. Zaman kaybı yaşamamak için. İnşallah bir dahaki yayınımızda soruları tek tek seçeceğim. Bizim konularımızla alakalı olanları. Öyle sorular çözeceğiz. Daha zaman kaybetmeden tek tek soruları göreceğiz. Evet, değerli hocalarım, böylelikle yayınımızın sonuna geldik. Bu akşamlık benden bu kadar. İnşallah bir sonraki gün, yani yarın değil, bir sonraki gün yayınımıza yine devam edeceğiz. Bizleri takip almayı, like atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. İlk düzenli ordu Mete kurdu. Şuuri hocam dünyada diyor, dünya tarihinde diyor. O zaman akatlar oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.